Cesaret oldu. Teşekkür ederim bu yardımcı. Hoş geldin. Silifke'de şizofreni hastası Çağatay Taş, çocukları olmadığı için 1 yaşında evlatlık alındığı annesi 45 yaşındaki Durdu Taş'ın başını gövdesinden bıçakla ayırarak öldürdü. Olay sabah saatlerinde Say Mahallesi, Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Donat sokakta meydana geldi. Sen içeri girer misin? Çocukları olmadığı için 20 yıl önce Ali ve Durdu Taş çiftinin evlat edindikleri ve bir süredir şizofreni hastalığı yüzünden tedavi gören Çağatay Taş, henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartıştığı sırada kendisini kaybetti. Bir anda Durdu Taş'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaralayan Çağatay Taş, ardından başını keserek gövdesinden ayırdı. Annesinin baş kısmını bir poşete koyan Çağatay Taş, evlerinin yaklaşık 50 metre uzağında bulunan bir evin demir kapısını asarak olay yerinden uzaklaştı. Eve giden komşuları Durdu Taş'ın başından ayrı cansız bedenini görünce dehşete kapılarak polise haber verdi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada Durdu Taş'ın kesik başı bir evin demir parmaklarında asılı halde bulundu. Olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Çağatay Taş yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Durdu Taş'ın vücudu ve baş kısmı Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere cenaze aracına kondu. Bu sırada Durdu Taş'ın eşi Ali Taş ve yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdiler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öte yandan Çağatay Taş, polisteki ifadesinde annesinin şeytan, kendisinin cin olduğunu, kendisine cinlerin emir vererek annesinin öldürülmesi gerektiğini söyleyip bunun için öldürme girişiminde bulunduğu söylediği iddia edildi. İfadesinde annesini öldürerek gereğini yaptığını söyleyen Çağatay Taş'ın cinayetin işlendiği sabah saatlerinde kendisine emir geldiği için annesini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.